Beydol YouTube kanalına hoş geldiniz. Hakan Aygün ve Kayahan Demirak'la sohbet edeceğiz. Ak Yatırım analistleri hem piyasadaki son durumu hem birazcık 2022 öngörülerini hem de sektörel bazdaki beklentilerini konuşacağız. Tabii epeyce volatil seanslar görüyoruz. Borsada önce bir %50 rally, sonra yaklaşık %30 düşüş, tekrar düştüğü yerden toparlama çabası derken hakikaten de dayanması güç. Uzun vadeli yatırımcıların bile büyük ihtimalle dikkatini çekebilecek, onları zorlayabilecek bir ortamdayız. O bakımdan temelleri konuşmak epeyce faydalı diye düşünüyorum. Hakan, senle başlayayım istiyorum. Yani ben elden geldiğince çok da abartmadan ama durumu da izah ederek işin ne kadar volatil olduğunu, oynak olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama bu ortamda sonuçta hisse senetleri ve borsa endeksine sen baktığında önümüzdeki yıl için hala bir potansiyel olduğunu düşünüyor musun? Varsa nasıl bir öngörüm var. Bu kadar oynaklığa rağmen yine de borsa hala iyi bir yer midir, iyi bir yer midir? Kısa vade için söylüyorum, yatırım yapmak için ne dersin? Şimdi bu sene çok zor bir yıl oldu. Gerçi para da kazanıldı borsada, özellikle doğru bir zamanlamayla. Ama hani uzun vadeli girip burada da beklentilerini 2022'ye kadar da götürecek yatırımcılar için maalesef hani özellikle dolar bazlı şu son dalgalanmada pek çok yatırımcı da zarara uğramış oldu dalgalanmalar sırasında. Şimdi 2022'ye baktığımız zaman şöyle biraz temayı oluşturmakta güçlük çekiyoruz aslında. 2022'nin teması ne olacak? Çünkü borsa yatırımcısı bir tema çerçevesinde hareket ediyor. Bunu biz kurumsal müşterilerimiz var. Hani onlar da bize 2022 tahminlerimizi soruyorlar. Hangi sektörler öne çıkar diye soruyorlar. Biz kendi aramızda da toplanıyoruz. Buna şimdilik kolay bir cevap veremiyoruz maalesef. Ama hani ben görebildiğim kadarıyla borsada hani özellikle karlar açısından baktığımda bu enflasyonist içinde bulunduğumuz işte enflasyonun yükselmiş olması bazı şirketlere yarayacak. Yani özellikle işte stok tutan şirketler, bunu müşterilerine fiyatlamalarda yansıtabilen şirketler ya da işte kur tarafındaki artışın ihracatçı şirketlere olan katkısı var. Yine bankalar tarafında ben çok hani kar tahminlerimi nihayetlendirmedim ama ilk elden hani söyleyebileceğim 2022 eğer çok sert dalgalanmalar yaşarsak bankacılık sektöründe de karların arttığı bir yıl olabilir. Hani bu anlamda şunu söyleyeyim, bankacılık sektörünün uzun yıllardır öz kaynak karlılığı düşük seviyelerde kaldı. Şimdi bu 2022'den itibaren öz kaynak karlılığında da hani %20'lerin üzerine çıktığını görebiliriz. Dolayısıyla hani ben bir fırsat olduğunu düşünüyorum borsada. Peki, bu bence önemliydi. Şimdi gelen sorulardan da yöneltmeye çalışacağım. Mesela şeyi sormuşlar Hakan, yani sondan başlayayım. İlk çeyrek sonuna kadar nasıl pozisyon almalı? Yani önümüzdeki ilk çeyrekte Ocak ayı, Ocak, Şubat, Mart ya da fark etmez. Yani gördüğün kısa vadeli şu temalar, anladığım kadarıyla sonuçta bir belirsizlik var. Evet, Belirsizlik evet. içerisinde herkes yön bulmaya çalışıyor. En azından 1-2-3 ay için konuşulabilecek belli bir tema olabilir mi mesela? Ne dersin? Olabilir. Şimdi şöyle, biz en son yayınladığımız model portföy önerilerinde işte ihracatçı şirketleri öne çıkardık. Şimdi ben orada bu kur geri geldiği dönemde TL'nin güçlendiği geçtiğimiz haftalar içerisinde burada bir köpük vardı hani ihracatçı şirketler tarafında. O köpük de ortadan kalkmış oldu. Bu şirketlerde de biraz geri geliş gördük. Fakat 2022 yılında ben bu sektörlerin yine ön planda olabileceğini düşünüyorum. Yani bir demir çelik tarafında özellikle işte temettü hikayesi olan şirketler ki 2022 başlarken bence yatırımcının satın alacağı temalardan, bakacağı konulardan birisi bu olacak. Hani örneğin bir demir çelik sık sık geçen programda da bahsetmiştik. Hani demir çelik tarafında özellikle Ereğli'nin yüksek bir temettü verimi var. Aynı zamanda kur tarafında da hani kura olumlu tepki veriyor. Eğer TL'deki riski almak istemiyorsanız hani kur tarafında da iyi bir şirket olarak ön plana çıkıyor. Bu mesela bizim model portföyde de var. Ben bunun ön planda olabileceğini düşünüyorum. Bunun haricinde yine bizim perakende sektörü, Bertu ile katıldığımız programda kendisi ifade etti. Sık sık müşterilerle de
de konuşurken söylüyoruz. Hani perakende sektöründe gıda perakendeciliği yapan şirketler özellikle enflasyon dönemlerinde cirolarını arttırabiliyorlar. Şimdi bizim perakende sektöründeki şirketlere baktığımız zaman hani şimdi biraz da fiyat düzenlemeleri olduğu için yani bu anlamda piyasa bir miktar burada da bir netleşme beklediği için biraz baskı da oluştu son dönemde. Onlar da bence bir fırsat veriyorlar. Yani 2022'ye giderken gıda perakendeciliği şirketlerinin de şu an içinde bulunduğumuz hani belirsizlik koşullarının kalkması da öne çıkacağını düşünüyorum ben. Tabii bu ilk 3 ay için olur mu? Ben ilk 3 ay için sordum. İlk 3 ayda daha ziyade kur tarafındaki risklerin hala daha yatırımcı neslinde önemini koruyabileceğini düşünüyorum. O yüzden hani bu ilk 3 aylık stratejide ben daha ziyade ihracatçı şirketlere ağırlık verirdim. Turizm sektörü toparlanacak. Hani turizm sektörü bunun etkilerini ilkbahardan itibaren daha net göreceğiz. Dolayısıyla havayolu şirketleri tarafında hani bence potansiyel sürecek bu ilk 3 aylık dilimde. Daha sonrasında da kurun seyrine ve enflasyonun gelişimine bağlı olarak daha iç piyasaya dönüp perakende şirketlere ve bankalara dönüp bakardım. Bunlarda da bir potansiyel olduğunu düşünüyorum özetle böyle. Model portföyü değindin. Aslında gelen sorular arasında da var ama şimdi ihracatçı şirketler konusunda herhalde herkesin kafası karıştı. Çünkü kur işte 18,5'tan 10 liralara indi. Şimdi tekrar 13 liraya çıktı. Bu durumda ihracat şirketler nasıl etkileniyorlar? Yani mutlaka onların da öngörü yapması zor ama yani siz tercih edecek misiniz mesela? Hani orada bir şey kalalım mı yani antat kalalım mı? Nasıl görüyorsunuz? Çok zor tahmin yapmak biliyorum ama evet. Mesela kurun 13 olmasıyla 18 olması hem değerleme olarak hem satış olarak işte ne kadar fark ettirebilir? Çok kısa da bunu konuşalım mı? Olur tabii. Yani şimdi orada ihracatçı şirketler açısından bu son dönemde bu tema aslında bir miktar kur 13'ten 18 liraya çıkarken yatırımcının bir miktar kur riskine karşı sigortası oldu. Hani bu olurken çok fazla potansiyellere, uzun vadeli değerlemelere de çok bakılmadı. Ben kur tekrar geri geldiği dönemde bu anlamda oluşmuş köpüğün giderildiğini düşünüyorum. 2022'ye baktığımda hepsi için değil. Yani o kur 13'ten 18'e giderken gördüğümüz tarzda bir koruma amaçlı değil. Daha böyle ayakları yere basan, değerlemeleri dikkate alan bir seçici hareketin hakim olacağını düşünüyorum. Bir tercihin hakim olacağını düşünüyorum. Bu anlamda hani biz de oturduk. Hani bunları çıkaralım mı model portföyden diye bir değerlendirme yaptık. Baktık arkadaşlardan gelen yorumlar hani genelde işte sanayi sektör analistlerimizin mesela bu anlamda bir Arçelik'i almıştık, Ereğli'yi almıştık, Ford Otosan'ı almıştık. Yine aklıma gelen şirketler içerisinde bunların hani 2022'de de olumlu bir performans göstereceğini düşünüyor arkadaşlar. Bu cirolar açısından, yaratacakları işte FAVÖK açısından. Dolayısıyla bu şirketleri biz tutmaya karar verdik. Ben hani özellikle kurdaki işte kur belirli bir denge seviyesine oturana kadar bunların ön planda olacağını, yatırımcıların bunlara teveccüh göstereceğini düşünüyorum. Karlılıklar açısından da hani biz henüz 2022 yılı kar tahminlerimizi güncelleyemedik. Yani onu resmi olarak da açıklayamadık. Biraz yine kur tarafının yine netleşmesini bekliyoruz. Orada bir istikrar kazanmasını bekliyoruz ki modellerimize şöyle bir dönüp bakalım. Ama şunu söyleyebilirim hani benim görebildiğim kadarıyla işte gelecek yılın enflasyon rakamları herhalde hani 20'nin üzerinde olacak gibi görünüyor şu anda. Bizim kar tahminlerimiz de bunun bir miktar üzerinde yani bunun yaklaşık bir 1,5 katı kadar üzerinde bir kar artış beklentisi var ortalamada. Yani o dolayısıyla 2022 şirket karları açısından şimdilik sıkıntılı olacakmış gibi görünmüyor. Yani bu yatırımcıya bir fırsat sunuyor. Peki zaten yani 2022 tahmin yapmakta zorlanan sadece analistler de şirketler de bu tahminleri yapamıyorlar. Hem reel sektör tarafında hem de bankalar tarafında. Benim çalıştığım şahsen şirketlerde de bu sıkıntılar var. Bizim de en çok yani yapmaya çalıştığım şey 2022 tahmin etmek. Bu kolay değil. Bankalar bile bir guidance yani rehberlik sunamıyorlar. Reel sektörde birçok yerde bütçe yok vesaire. Kayan şimdi az önceki sorunun devamı gibi sorayım istiyorum. Çünkü işte önümüzdeki bir ay için, üç ay için herhangi bir tema var mı diyor soruyor yatırımcılar, izleyiciler. Mesela sana şeyi sorayım, enerji tarafını sorayım. Çünkü yani en azından benim beklentim olmasını istemem ama çok ciddi birikmiş zamlar olduğunu düşünüyorum enerji tarafında. Yani hem gaz tarafında
hem de elektrik tarafında. Bunlar büyük ihtimalle yılın ilk günlerinde, ki zaten bunun açıklanma zamanları herhalde olacaktır. Yani bilmiyorum. Sen belki bir tahmin yapabilirsin benim bu sorum üstüne, ama %30 mu olur, 40 mı olur, 20 mi olur, 50 mi olur? Bir bunu sorayım. Hani ne konuşulabilir, neler olabilir? Teknik tarafıyla sen yorumlarsın. Bir de bunun mesela elenen şirketlerin etkisi olur mu? O kısmı da herhalde borsa yatırımcısını en çok ilgilendiren tarafı olur. Teşekkürler Gökhan. Ya ben de enerjilere, doğalgaz tarafına geçmeden şeyi söyleyeyim. Ben ilk yarıda ihracatçı şirketlerin kurda çok dramatik bir değişiklik olmazsa öne çıkacağını düşünüyorum. Ya bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi, yılın ikinci yarısında bir sürü üründe artan enerji fiyatlarından, navlun fiyatlarından ve global enflasyondan dolayı dolar bazında ciddi fiyat artışları oldu zaten. Bir de buna TL tarafını koyduğunuz zaman fiyat artışları tabii zaten Aralık enflasyonunda göreceğiz. Çok ciddi seviyelere geldi. Şimdi yılın 2020'nin 21'in ilk yarısına baktığımız zaman aslında Mart'ta Naci Ağbal'ın görevden alınışı, ondan önce gevşeyen bir kur var. Çok ciddi düşük ortalama bir kur var. Seneye baktığımız zaman sadece kur kaynaklı TL bilançolara %80-90 büyüme gelecek. Bu dolar fiyat artışlarından bağımsız. Yani dolayısıyla kur buralarda kalsa bile yılın ilk yarısına kadar çok ciddi bir TL büyüme gelecek zaten şirket bilançolarına. Kimse de kur kaynaklı tahminlerini yapmadığı için bu 2022 rakamlarında bence henüz yok piyasanın büyük çoğunluğu için. Yani dolayısıyla ihracatçı şirketlerde bence en azından temeli sağlam olanlarda, yurt dışı işleri olanlarda kalmakta fayda var diye düşünüyorum. Enerji tarafına gelirsek aslında bunu bir Enerji Bakanı birkaç gün önce bir verdiği röportajda da söyledi. Şöyle dedi, konut tarafı için işte 400 lira faturaysa 300 lirasını biz ödüyoruz dedi. Yani sanayide de demek ki yarı yarıya ödüyorlar anlamına geliyor aşağı yukarı. Veyahut da yarıdan biraz azını ödüyorlar gibi geliyor. Hani dolayısıyla bir zam aslında kaçınılmaz. Çünkü şu an spot fiyattan da alıyor BOTAŞ özellikle kış ayları için. Spotta da fiyatlar çok yüksek. Yani Avrupa'da birazcık gevşedi rakamlar. İşte Amerika'dan LNG'yi getirdiler. Kış birazcık iyi geçiyor ama hala fiyatlar çok yüksek ve eskiden kış bitince düşeceği fiyatlıyordu spotlar. Şu an onu da fiyatlamıyor. Yani 2022'de yüksek kalması planlanıyor. Yani dolayısıyla burada bir şekilde yansıtmaları lazım fiyat artışlarını diye düşünüyorum. Keza bu arada işte petrol anonim şirketlerinden BOTAŞ'a sermaye aktarıldı. BOTAŞ'ın borçları hazineye devredildi vesaire bu süre içinde. Hani o da orada artık bir belli bir seviyeye gelindiğini gösteriyor zarar tarafında benim görüşüme göre. Dolayısıyla arttıracaklardır. Bence bu sefer kademeli sisteme geçip konutta da arttıracaklar. Şimdi elektrik üreticileri için artış geldiği zaman bu tabii piyasanın %35'i falan doğalgazlı üretim yaptığı için direkt spot elektrik fiyatlarını arttırıyor. Ve aslında doğalgaz dışında elektrik kaynakla elektrik üreten bütün şirketlerin karlılığını olumlu etkiliyor. Burada tabii en olumlu etkilenen yenilenebilir enerji şirketleri. Hani benim de gördüğüm orada iki isim var. Aydem ve Galata Wind. Hani Aydem kuraklıktan çok kötü etkileniyor. Çünkü %80-85 portföyü hidro ama Galata Wind rüzgarla üretim yaptığı için yani her artan fiyattan EBITDA marjını arttırabiliyor. Çünkü bu zaten maliyet bir kere yapılmış. Şu an kendi kendini döndüren çok düşük maliyetli bir operasyon. Karlılığı çok yüksek. Hani Selim'in de beğendiği bir isim. Bence doğalgaz fiyatlarına elektrik üreticileri için artış gelirse o taraf olumlu etkilenecektir. Hani burada geride kalanlardan Alarko var. O da kömürlü üretim yapıyor. Yine spot fiyatta artış olursa o da olumlu etkilenir. Çünkü o yektemden vesaire de faydalanmadığı için spot fiyata direkt bağımlı. Onu o şekilde özetleyeyim. Peki mesela bir soru gelmiş. Şahin Kandas sormuş. İyi olabilir, denk düşebilir. Şimdi hani biraz tabii teorik gibi oluyor. Yani ihracatçılar olumlu, önemli bir görüş, ama fiyat konuşmak gerekirse sen de daha iyi anlatmış olursun diye soruyu yönelteyim. Mesela diyor ki Şahin Bey, ya 18 lirayı gördü şişe kurdaki işte hareketle beraber. Fakat şimdi kur gerileyince tabii 13 liraya kadar geldi. Hatta şu an son fiyatına bakayım, işte 13.70, 13.80'lerde geziyor. Mesela kur oraya bir daha çıkmazsa şişe buraları görebilir mi? Yani direkt mesela şişe üstünden konuşalım. Olur konuşalım. Bence görebilir. Şimdi hatta şişeye eskiye nazaran görüşüm birazcık daha olumlu. Bunun birkaç tane sebebi
var. Hatta iki tane temel sebebi var aslında. Bir tanesi soda külü fiyatları. Neredeyse benim değerlememin %30'unu bu kimyasallar tarafı oluşturuyor. Orada şirketin fiyatları Avrupa'ya satışlarını euro bazında %20 arttırabileceğini tahmin ediyorum. O tarafta bir konsens oluşturdum. Dolayısıyla bu zaten dolar bazında oraya bir %20 büyüme getirecek. Enerji maliyetlerini de offset ettiği için, karşıladığı için. Diğer konuda yani Türkiye'de bu arada hala güçlü bizim riskler görsek de Avrupa'da düz cam fiyatları çok yüksek kalmaya devam ediyor. Otomotiv tarafına bu sene düşük bazdan bir toparlama gelecek. Yani dolayısıyla dolar bazında konuşursam ben yani 900-950 milyon dolar Şişe Cam'ın 2022'de bir EBITDA yapabileceğini düşünüyorum. O da 4 çarpana işaret eder. Yani bu şirket daha birleşme olmadan, birleşme sinerjilerinden önce ki onların da tamamını daha görmedik. 5,5 EBITDA çarpanıyla işlem görüyordu. Kaldı ki bu benim rakamlarımda henüz Amerika yatırımı yok. Yani oradan da en kötü şartlarda bir 600-700 milyon dolar değerleme katkısı gelebileceğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla bu diğer coğrafyalarla kaynaklı güçlü bilançolar gelmeye devam ettiği sürece bence piyasa fiyatlayacaktır. Yani göreceli baktığın zaman kendi dünyamda hikayesini ayrıştırabilen şirketlerden bir tanesi. Ama tabii dolar grafiğine de bakmak lazım bu arada. Yani Şişe gitti geldi hep 1 dolar seviyelerinde işlem gördü. Şu an 1 dolar 10 sent falandır. Dolayısıyla hani dolar bazında da %40 falan gitmiş bir durumu yok. Eskiye göre de Türkiye duyarlılığı daha az. Yani işin şu an %70'i zaten yurt dışı faaliyetlerinden ve Türkiye'den yapılan ihracattan geliyor. Peki GEO'ları sormuşsunuz. GEO analisti burada yok ama yıl sonu geldiğinde yeniden değerlemeye tabi oldukları için bir ilgi görmüş olabilirler. Bir de tabii konut satışları çok kuvvetli. Konut fiyatları da çok kuvvetli. Herhalde büyük ihtimalle bunlar destekliyordur. Bertuğ'un ağzından ben de aktarıyorum yani analistlerin tarafından. Yine bakıyorum temettülerle ilgili ve şeyle ilgili model portföyle ilgili sorular var Hakan. Yanıtladın ama. Yani temettülerle ilgili bir iki soru daha gelmiş. Temettülerle ilgili bir şey söylemek ister misin Hakan? Yani sizin özellikle kollayacağınız hani temettü kağıtları vesaire var mı 2022 için? Hakan mikrofon kısık. Tabii. Şimdi orada şöyle bizim arada sırada yayınladığımız bir temettü listesi oluyor. Orada benim dikkatimi çeken hani genelde sanayi firmaları burada ön plana çıkıyor. İşte her sene belli firmalar var. Ereğli bu sene mesela bizim temettü verimi olarak en tepede Ereğli ile Kardemir var. En son şu anki hani değerlemelere göre. Kayan senin hatırladığın varsa hani ekleyebilirsin burada diğer sanayi şirketlerinden. Ben bir de burada şeyi de belirteyim. Hani bankaların geçtiğimiz yıl temettü imkanları oluşmuş idi. Yani orada tabii bankalar BDDK'dan izne tabi verecekleri temettü miktarında düşük de olsa bir temettü vermeye başlamış idiler. Bu sene daha yüksek karlar oluşacak bankacılık sektöründe. Hani benim görebildiğim kadarıyla bankalar tarafında da temettü oranı yani BDDK'nın izin verebileceği temettü miktarları artabilir. Şu an analistler genelde geçtiğimiz yılın ortalamalarını kullanıyorlar. Yani temettü dağıtımında geçtiğimiz yılın yüzdelerini kullanıyorlar. Eğer burada BDDK'dan daha yüksek oranlarda bir temettü verimine onay çıkarsa ben bunun hani bankalar açısından da bir katalizör olabileceğini düşünüyorum. Çünkü baktığımda özellikle özel sektör bankalarında bu yıl karlar bir aylı güçlü geliyor. Hani kur tarafında da eğer bir istikrar sağlanır ise bankalar sermaye yeterlik açısından endişe etmekten kurtulacaklar. Bu da temettü verebilirler anlamına geliyor. Hani bunu da önümüzdeki günlerde görürüz diye tahmin ediyorum. Eğer böyle bir şey olursa bu ek bir katalizör olur, sektörlere destek verir. Peki Fatih Aydemir, turizm, havacılık, otel yatırımı yapmak uygun mudur? Demiş. Havacılıkla ilgili Selim'in önceki yayınlardaki sıralamasını hatırlatayım. O yani şeyleri beğeniyor zaten. TAV Havalimanları'nı beğeniyor. Pegasus'u beğeniyor ve sonrasında da Türk Hava Yolları'nı beğeniyordu. Bir enteresan bilgi vereyim. Mesela bu sene Avrupa'da hisse senetlerine ben baktığımda en geride kalan piyasanın İspanya olduğunu, bunun sebebinin de turizm olduğunu görüyorum. Yani yatırımcılar o yönde bir bahse henüz girişmemişler. Her ne kadar omikron şu an çok korkutucu olmasa da önümüzdeki yaz ayları için yine de mesela Avrupa tarafında Avrupalı yatırımcının böyle bir yatırıma girişmediğini gördüm. Bir enteresan ekstra bilgi olarak vermiş olayım. Bilişim sektörü Bora yok. Bir aksilik olmazsa haftaya kendisine
ağırlayacağız. O zaman Bora ile bilişim sektörünün hakkında sohbet ederiz. Dolayısıyla demir çelik hisseleri de ona bağlı. Banka da birazdan Hakan'a sorarım ama gelen yayınlar sorularda mesela Kozal var. Yani hem Koza hem Kozal için Kayahan senin görüşlerini merak ediyorum. Altın 1800 dolarlarda, kur burada, şirketin değeri bir çıktı geri geldi filan. Hakikaten ne dersin, ben de merak ediyorum Kozal'la ilgili. Ya teşekkürler Gökhan. Bence buralar oldukça cazip seviyeler Koza altın için ama piyasada ya genel olarak daha az öngörülebilir. Yani 2022'sini daha zor tahmin edilecek şirketlerden birkaç iş var. Onunla alakalı olduğunu düşünüyorum Kozal'ın görece zayıf performansının. Aslında burada şeyi de söylüyorduk. Hani TL mevduat yapıyor mesela. O mevduatın faizi çok düştü, dolar bazında değeri düştü diyorduk bir negatif argüman olarak. O da değişti. Yani kalıcı olur mu bilmem. Belki Hakan abi daha detay söyler ama mevduat faizleri özellikle büyük parası olanlar için çok ciddi yükselmiş gözüküyor. Onun dolar karşılığı da arttı. Bir dengeye geldi. Bence ya buralar bu şirket için oldukça cazip seviyeler. Yani bu kurla ben bir değerlememi revize etsem. Gerçi rakam vermeyeyim şimdi, biz rakamları revize etmedik ama ciddi bir yukarı yönlü potansiyel bulurum buradan diye düşünüyorum. Bir de mesela bir sürü işte sen şeyden bahsettin. Ya bütçeler yapılamıyor, bir sürü öngörülebilme konusunda sıkıntı var. Ya bu çok öngörülebilir bir iş. Yani altını rezervden çıkartıyor, gidiyor Merkez Bankası'na veriyor. O günkü kurla karşılığı neyse alıyor. Bu şirketin üretimini sabit tutacak en azından 3 senelik rezerv var. Birkaç tane çek çıkması beklenen potansiyel proje var. Yani dolayısıyla bunlardan biri realize olduğu zaman buradan ben yüksek getiri sağlanır diye düşünüyorum. Hani tek atladığım bir nokta var mı? Yok. Yani Koza A içinde söylersek orada biraz iskonto daraldı Kozal'a göre. Yani iskontoya bakıyorum çünkü Kozağ'ın içinde aslında Kozal'daki varlığı dışında çok bir değer yok. Orada underlining asset varlık Kozal ama bir şey Giresun Konak projeleri var. Ciddi bakır ve altın kaynağı olan, orada sondaj yapıyorlar. Piyasanın orayla ilgili bir beklentisi var. Hani orada rezerve dönüşüm olursa Kozağ için, yani Koza Anadolu Metal için farklı bir hikaye konuşuyor oluruz. Ama o işin üzerinden de bir Haziran'da açıkladılar desek 6 aydan fazla zaman geçti. Henüz bir gelişme yok. Peki perakendeleri sormuşsunuz. Analisti Bertu burada yok ama onun geçen hafta söylediklerinden çok kısa birkaç başlık söylemek gerekirse. Perakende yasasından ötürü tabii orada bir belirsizlik var. Bir de tabii şirketlere ciddi cezalar geldi. Üstüne bir de %50'lik asgari ücret artışı gelince yani çok az tercih edilir hale geldi. Borsadaki satışları da ama çok uygun seviyelere indi. Berto özellikle BİM'in iyi olabileceğini düşünüyor. Migros'u da beğeniyor ama ilk tercihinin BİM olduğunu söylüyordu. Hakan da zaten az önce perakendelerin ne zaman tercih edilmesi gerektiğini anlattı. Çünkü fiyatları yansıtabiliyorlar. Çok ciddi bir enflasyonu aşağı çekme baskısı var hükümet tarafında. Onlar çünkü daha düşük enflasyonun elzem olduğunu düşünüyorlar. Bu belki yani işin hani analistlerin söylediğinin dışında belki bir küçük kat yapmak gerekirse belki fiyatlarda baskı getirebilir ama sonuçta zaten çok küçük EBITDA'larla çalışan şirketler bunlar. Fiyatlarının ucuz olduğunu Bertu söylemişti. Böyle söylemiş olalım. Dolayısıyla BİM'e de cevap vermiş olalım. Hakan, bankaları geçen hafta epeyce konuşmuştuk ama yine de sonuçta bugün yeni bir yayın. Sorular da var. Şimdi bankaları bu seviyeden baktığımda epey ucuz görünüyor. Ama hani kurun devamlı gidip geldiği ve faizlerin yükseldiği bir ortamda bankalar için durum iyi mi kötü mü? Yani bir genel bakış açısıyla ne dersin? Ya aslında biraz finansal piyasalarda bu kur ve faiz istikrar kazansa, eğilim, trend net bir şekilde ortaya çıksa ben bankaların yani iyi olacağını düşünüyorum bu ortaya çıkacak eğiliminde. Hani şey tarafında da kur tarafında istikrar kazanmasıyla birlikte o bankalardaki potansiyelin daha belirgin görüleceğini düşünüyorum. Buradaki potansiyel ne? Benim hani şöyle kabaca baktım mevcut işte faiz gelişmelerine, bankaların işte bilanço büyütme imkanlarına. 2022 yılında hani karlarında yine 2021'de gördüğümüz gibi kuvvetli artışlar olma ihtimali yüksek. Bunun temel nedenlerinden biri de gelecek yıl, yani 2022 yılında Ekim ayı enflasyonu
Hani muhtemelen bu yılki seviye en kötü ihtimalle bu yılki seviyesinde olacak. Yani %20'ler seviyesinde olacak ki bunun üzerinde olma ihtimali de var bence. Sonrasında işte kur etkileri aşağıya geldikçe daha düşük bir enflasyon göreceğiz daha uzun vadede. Ama ilk elde hani kurun yaratmış olduğu bir enflasyonist etki görülebilir. Bankalar buna karşı TÜFE endeksi menkul kıymet tuttukları için ve yüksek miktarlarda TÜFE endeksi menkul kıymet bulundurdukları için bunun bir defa olumlu anlamda gelir etkisini görecekler 2022 yılında. Bunun haricinde işte son dönemde az önce Kayahan da bahsetti. TL'de bir miktar sıkışıklık var son dönemde. Bunun işte yaratmış olduğu mevduat faizlerinde artış var ama hani yine bankalar tarafında da bunu kredi faizlerine yansıtabildiler. Dolayısıyla hani ben buradan çok büyük bir zarar göreceklerini de düşünmüyorum. Şu anlamda, spread anlamında bir zarar göreceklerini düşünmüyorum. Yani bununla iki faktörü bir araya getirdiğimde 2022 yılında ben banka kârlarında artışın %50'nin rahatlıkla üzerinde olacağını, hatta bunun bir yukarı potansiyeli olduğunu dahi düşünüyorum. Bu bizi nereye götürür öz kaynak kârlılığı anlamında? Hani özellikle özel sektör bankalarında %24-25'ler seviyesini görebiliriz. Bu yılda işte yine özel sektör bankalarında 19-20'ler var, çıkacak bu. Dün BDDK'nın sektör verileri yayınlandı. Hani bu da teyit ediyor. Dolayısıyla 2022 yılında şöyle bir tablo düşünelim. Bankaların ortalama %24'lük bir öz kaynak kârlılığı açıklayabildiği bir ortam. 2023'e dönük olarak enflasyon beklentilerimiz düşmeye başlayacak. Daha rahat, daha düşük bir enflasyon artık fiyatlamaya başlayacağız değerlemelerde. Dolayısıyla bankalar hani böyle bir ortama %20'nin üzerinde bir öz kaynak kârlılığıyla girmiş olacaklar. Enflasyon düşmüş olacağı için risk getiri beklentisi aşağıya gelmiş olacak. Hani böyle bir tablo içerisinde bankalar bence ortalamada en azından bir 0.7-0.8 fiyat defter değeri çarpanını hak ederler. Benim hani baz aldığım rakam bu 0.7-0.8'i ben şu anki görüntüde bankalar tarafından hak edildiğini düşünüyorum. Mevcut duruma bakalım, şu anki çarpanlara bakalım, o da 0.4-0.5 seviyelerinde. Dolayısıyla aradaki fark, yani bu ikisini birbirine böldüğümüzde aradaki fark bankalarda bence ciddi bir getiri potansiyeli sunuyor. Ama piyasa neden almıyor bankaları? Çünkü bu bahsettiğim performansın, tablonun ortaya çıkması önünde bazı riskler var. O riskler umarım hani 2022 yılı içerisinde kolaycıkla aşıldığını görürüz. Ve böylece hani uzun bir sürenin ardından banka sektöründe de hak ettiği değerlemelere ulaşılmış olur. Hani baktığınız zaman bankaların fiyatlamalarına özellikle dolar bazında 2016'da görmüş oldukları seviyenin 1/8, 1/10 seviyelerinde. Yani ben iyi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ekonomideki istikrarla birlikte. Sen bu senaryo eğer ki realize olursa Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası mı öneriyorsun Hakan? Yani o bizim model portföydeki banka tercihlerimiz biraz da kısa vadeli dinamikleri de yansıtıyor. Şimdi orada tabii bir çeşitlendirme uzun, orta uzun vadede diğer özel sektör bankaları da ben bunun içerisine katarım. Hatta kamu bankalarının da ben fiyat baskısı altında olduğunu düşünüyorum. Bu toparlanma oraya da yansıyacaktır. Ama kısa vadede ne tür dinamikler var baktığımda hani kısa vadede bir Garanti Bankası'nda mesela bu işte BBVA'yı hisse alım planı var. Bunu açıkladı. Niye aldık Garanti Bankası'nı? Hem bilanço performansıyı hem de bu hisse alım programı eğer riskler oluşursa aşağı doğru bir güvence, bir sigorta sağlıyor yatırımcıya. Şu an içinde bulunduğumuz koşullarda bir sigortayı aslında ön plana çıkartıyor, haklı çıkartıyor. Dolayısıyla o yüzden ağırlığını da arttırarak Garanti Bankası'nı bu maksatla koyduk. Yapı Kredi Bankası'nı da yine Yapı Kredi Bankası'nın 2022 yılı içerisinde, şu ana kadar 2021 yılı içerisinde karlılığını en hızlı arttıran, öz kaynak kârlı en hızlı geliştiren bir banka. Dolayısıyla Yapı Kredi Bankası'nı da koyduk ama ona daha az ağırlık verdik açıkladığım sebepten dolayı. Burada daha uzun vadeli perspektifte diğer özel sektör bankalarını da bunlara eklemek mümkün. Peki Demir Çelik sormuşsunuz. Bora bakıyor. İnşallah önümüzdeki hafta aktaracak ama özellikle Ereğli'yi de Kardemir'i de uzun süredir beğendiğini, çok düşük fiyatlardan beri de önerdiğini söyleyeyim. Faizler düşünmeye devam ederse kurda stabilizasyon olabilir mi demişsiniz. Kur konusu zaten bütün her şeyi değiştiren faktör. Büyük ihtimalle ilk çeyrekte faizler inmeyecektir. Belki cari fazlaya da geçersek bir şey olabilir ama enflasyon yüksek olduğu için kurda benim biraz daha
yüksek seviyeler beklentim var. Umarım stabilize olur. Sonuna gelmeye yakınız ama telekom sektörünü de sorayım istiyorum Kayahan'a. Çünkü çok ciddi fiyat artışları yapamıyorlar gördüğüm kadarıyla. Marjları ne kadar koruyabiliyorlar? O bakımdan da tercih edilebilir mi? Telekom sektöründe neler oluyor? Kayahan sana sorayım. Teşekkürler Gökhan. Evet ya, bu kur giderken hep bu temayı söylüyorduk. Fiyatları artışı yapamıyorlar ama yatırım harcamaları kurdan dolayı çok artıyor diye. Şimdi Turkcell en son bir telekonferans gerçekleştirmişti. Bu makro etkilerin, makro gelişmelerin finansallara etkisi üzerine. Orada son kur artışında bir fiyatlarda %15-%30 artış yaptıklarını söylediler. Hani mobilde zaten herkes Turkcell'i takip ediyor. Orada fiyat koyucu, price taker diyorlar işte Turkcell. Dolayısıyla telekom da takip edecektir diye düşünüyorum. Tabi bu fiyat artışlarının etkisi kademeli oluyor. Çünkü verilen bir iki yıllık taahhütler var veyahut da yeni fiyatlar üzerinde yapılan bir iki yıllık taahhütler var. Dolayısıyla enflasyonist ortamda fiyat tarafından gelen büyümeyi yönetmek o kadar da kolay değil. Hani keza fiyatların arttırılmaması, yapılan fiyat artışlarının geri alınması ile ilgili de söylemler var. Hani bunlar telekom şirketlerini de birinci elden etkiliyordur diye düşünüyorum. Ama 18'in geldiği kur seviyesine göre çok daha iyi noktadayız. Ha, burada genel bir bakış açısı olarak şunu söyleyebilirim. Yani kur artışı bu şirketler için iyi değil. Kesinlikle TL'nin stabilizasyonundan faydalanıyorlar. Öyle bir makro ortamda daha fazla öne çıkarlar diye düşünüyorum. Yani temettü temasına uyuyorlar. İkisinin de %10-11 civarında bir temettü verimi vardır şu anki fiyatlarla bakarsam. Gerçi şeyi de söylemek lazım ya, bu son çeyrek karlarını bugünkü kur kapanışı çok ciddi anlamda etkileyecek. Oradan son çeyrekte kur farkı zararları gelmesi ihtimali söz konusu. Ama yine de %7-8'in üzerinde olurlar. Şimdi Türk Telekom özelinde konuşursak orada asıl hikaye finansallarından ziyade varlık fonu biliyorsun satın almak için görüşmelere başladı. İlk önce şeyi söyleyelim, hani varlık fonu satın aldığı durumda burada bir çağrı yükümlülüğü doğmuyor varlık fonu olduğundan dolayı. Veyahut da rekabet kurulunun onayına tabi değil. Varlık fonu biliyorsun şu an Turkcell'in de ana ortağı. Henüz orada hisse fiyatını iyi etkileyen aksiyonlar olmadı diyebiliriz yani varlık fonu yönetiminde. Hani bunun bir kısmı yönetime, bir kısmı dediğimiz gibi makro gelişmelere bence atfedilebilir. Türk Telekom'u da alırsa eğer, alır mı hiçbir fikrim yok. Orada nasıl bir yapı kurulacağı bence önemli. Yani Türk Telekom'un 5 sene bitimine 5 sene kalan bir imtiyazı var. Bu imtiyazı uzatacaklar mı? Yoksa şirketin, daha doğrusu devletin ve diğer operatörlerin geçmek istediği bir ortak altyapı var. Bu bağlamda işte Türk Telekom bir şekilde tanzim edip, yani kompanse edip bu altyapı şeyle 5 yıl kalan imtiyazıyla alakalı ona bir ödeme yapıp bir ayrıcalık sağlayıp bunu ortadan kaldırıp ortak bir altyapıya mı geçecekler? Ya bence bu konular önemli. Oradaki modeli söylemeden Telekom'un varlık fonu altındaki değerlemesi nasıl şekillenir bir şey söylemek zor. Ama piyasa genelde bu tip haberleri fiyata da bağlı olarak ilk önce bir coşkuyla satın alıyor. Bunu Turkcell satın almasında da gördük ama asıl değeri belirleyici bence burada kurulacak model olur diye özetleyeyim. Peki, çok teşekkürler arkadaşlar. Süremizi de azıcık açtık ama çok da soru var aslında. Çünkü kafalar karışık. Kartonsan araştırma kapsamında yok. Mavi'yi sormuştunuz. Onun da analisti Bertu. O da bu kur hareketinden sonra hem iç pazarda kuvvetlenir asgari ücret zammıyla. Dolayısıyla Mavi bilançosunu da beğeniyordu. Onu da aktarmış olayım. Keza çimento sektöründe yine kendisinden dinleriz bir dahaki sefere. Elden geldiğince yanıtlamaya çalıştık. Bugün birazcık daha az hisseninde daha fazla genel piyasa koşulları konuştuk. Çünkü genele hakim olmak biraz daha zor, biraz daha önemliydi. Hem Hakan'a hem de Kayahan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden herkese iyi seneler, sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.